limon kullanarak nasıl hızlıca kilolarımızdan kurtuluruz? Enes kliniğimize geldiğinde yaklaşık 195 kilo 200 gramdı. Geldiğinde bizim için morbid obez sınıfı grubundaydı ve kan değerlerinde de hekimi tarafından yönlendirilmiş ve kesinlikle zayıflaması gereken durumdaydı. Şimdi bu bakıldığında her seferinde ameliyat veya çeşitli operasyonlar geçirilecek bu kilonun vereceğine inandırılmış. Ama biz sadece sağlıklı beslenme ve sporla bunun olabileceğini Enes'e ilk seansımızda anlattık. Daha sonra Enes her hafta düzenli olarak takibini yaptı. Hiçbir seansını atlamadı. Verdiğimiz diyetleri kuralına göre uyguladı ve sonuçta şu anda 90 kiloya kadar indik. Bütün kan değerleri yerinde, tekrar kontrolleri yapıldı. Süreçte hiçbir kas kaybı, değerlerinde düşme yaşanmadı. Şu anda sağlığına kavuşmuş durumda. Ben Almanya'dan geliyorum. Hanoi şehrinde yaşıyorum, Frankfurt ilçesinde. Buraya geleli 1,5 sene yakın oldu. O süreç boyunca yani 8. ayın 30'una buraya geldim 2020 yılında. 2021 yılında. Yani eve gelir gelmez dedim ki ben bir değişim sürecine gireceğim. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Zaman ne olursa olsun bu sürece hazırım ve başaracağım diye inandım bu sürece. Buraya geldim Türkiye'ye, Kışır, Mucur'a. Zaten gelir gelmez direkt spora başvurdum, fitness'e. Artı diyetisyene başvurdum. 10 ve 11 ayda toplam 130 kilo bir ciddi bir rakam verdim. Yani obezdim. Çevremde hatta Almanya'da da bayağı tepki alıyordum. Arkadaşlar vesaire diyorlardı. Ya gittiğin yol iyi yol değil, acıma durumunda bakıyorlardı o süreç boyunca bana karşı. Ben her zaman bazen hatta kızıyordum, niye öyle bakıyorlar falan ama haklılardı. Ondan sonra gelir gelmez zaten hızlı bir şekilde spora başladım. Ayda ortalama 17-18 kilo veriyordum. Haftada 8-10 kiloya yakın bir rakam, ciddi bir rakam. Hala da bu süreci koruyorum. Haftanın 6 günü boyunca spora devam ediyorum. Ve hayatımda yani çıkardım bu fast food, tatlı, kebap gibi şeyler kesinlikle çıkardım. 1,5 sene oldu. Hiçbirisini hayatımda tüketmiyorum. Ve kesinlikle hayatıma bir daha bu şekilde sokmaya da niyetim yok. Ve bu kararımla inançlıyım yani. Bu kararım net, açık ve net. Uyuma şeklim, her şeyim bu obez ilerlediğim konuda kötüydü. Yani hiçbir şekilde rahat uyuyamıyordum. Camı açmadan hiç bu şekilde uyuyamıyordum. Bu şimdi zayıflama sürecinde her şey değişti. Komple bir hayata, normal bir hayata geldim. Yani uyuma şeklim, nefes almam her şekilde bir anda değişti. Normal bir sohbet edemiyordum daha doğrusu. Yani çevreden dolayı vesaire bir kilodan dolayı obez konusunda olduğum için. Ama şimdi normal oturup bir bayanla yani gayet normal bir şey konuşabiliyorum. Her şeyi detaylı, daha rahat konuşabiliyorum. Obez kene değilken. Onun için çok mutluyum ve bu süreci başardığım için önce Şeyda Hanım'a ve kendime teşekkür ediyorum. Yani